İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündemlere çıkan gelişmelerle ana haber bülteninde karşınızdayız. Sayın seyirciler, haber bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Operasyon beklentisinin zirveye çıktığı İdlib'de askerlerimiz yine hedef oldu. Saldırıda 2 askerimiz şehit olurken 5 askerimiz de yaralandı. Operasyon hazırlıklarının yapıldığı İdlib'den yine acı haber geldi. Bölgede askerlerimize düzenlenen saldırıda 2 şehit verdik. Saldırıda 5 askerimiz de yaralandı. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlık açıklaması şu şekilde. Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir. Şehit haberinden önce ise ajanslara, ılımlı muhalif gruplar rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için operasyon başlattığı haberi düştü. Haberlere göre silahlı gruplar Serakip ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrap köyüne girdi. 22-2020. Rusya Savunma Bakanlığı'ndansa Türkiye, Suriye hükümetine bağlı güçlere saldıran militanlara topçu ateşiyle destek sağlıyor. Türkiye'nin desteklediği militanlar, Suriye hükümet güçlerinin İdlib'de kontrol ettiği 2 bölgeye girdi. Rus Hava Kuvvetleri bölgedeki güçlere hava saldırısı düzenledi. Bu durum Suriye ordusunun bu saldırılara başarıyla yanıt vermesini sağladığı açıklaması yapıldı. Açıklamada Moskova, Ankara ile iletişime geçtikten sonra Türkiye topçu atışını durdurdu ifadesi de kullanıldı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Türkiye'ye İdlib'le ilgili abartılı açıklamalar yapmayıp bunun yerine özel iletişim kanallarını devreye alma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grup toplantısında İdlib operasyonu an meselesi demişti. Türkiye bu sözleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tekrarladı. Özel oturumda konuşan Türkiye'nin temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, rejimin ay sonuna kadar gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi durumunda tehdit teşkil eden tüm hedeflerin vurulacağını söyledi. ABD Savunma Bakanlığı'ndansa Ruslarla Türklerin geniş çaplı bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz açıklaması geldi. Bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık bir ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib operasyonu an meselesi dedi. Rusya'dan bu en kötü senaryo olur cevabı geldi. İki ülke arasında krize neden olan İdlib konusundaki görüşmeler devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu konuyu ele aldı. Toplantıda konuşan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak, askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir. Türk güç İdlib'de Soçi Mutabakatı çerçevesinde gerginliği azaltmak için bulunuyor. Soçi Mutabakatı uygulanmalı ve başlangıçtaki duruma dönülmeli derken Rus temsilci Vasili Nebenzya, uluslararası terörizme karşı meşru bir mücadele yürüten Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğiz. Kendi adımıza Suriye'deki durumu normalleştirme çabalarına devam edeceğiz. Ülkeyi parçalara bölme girişimleri sırasında ağır hasar gören Suriye Arap Cumhuriyeti'nin çeşitli etno-mezhepsel grupları arasında tarihi bağlar kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Fırat'ın doğusunda cezaevlerinden kaçan militanlar giderek daha fazla tehdit oluşturuyor. Aralarında yabancı teröristler de var. Bazıları yer altına iniyor, mülteci kamplarına yerleşiyor. Diğerleri de tüm bölgeye yayılıyor. Bu gelişmelerden son derece endişeliyiz ifadelerini kullandı. İdlib'de derhal ateşkesin sağlanması ve çatışmanın politik yollarla çözüme kavuşturulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Ger Pedersen ise Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda dedi.
Türkiye ile Rusya arasındaki krizin derinleşmesini isteyen ABD'dense yeni açıklama geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Esad'ın kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz. Ruslarla Türklerin bu alanda geniş çaplı bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz. Bundan kaçınmak için bir çözüm yolu bulacaklarını umuyoruz dedi. Şimdi ise İdlib'de şehit haberleri gelmeden önceki son duruma bakalım, öncesine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon an meselesi dediği İdlib'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sevkiyatı sürüyor. Türkiye'ye ABD ve NATO desteği ise devam ediyor. Barış Pınar Harekatı sırasında Türkiye'ye uyarı üstüne uyarı yapan NATO'nun resmi Twitter hesabından "Türkiye NATO'dur, biz NATO'yuz" etiketiyle Türkiye'ye destek klibi paylaşıldı. الآن مجاميع من وحدات الجيش التركي Kritik bölge İdlib'de tansiyon yüksek. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrap köyüne doğru ilerliyor. TSK ve SMO köyde hazırlıklar yaparken köyün farklı noktalarına asker ve mühimmat dağıtıldı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'in doğusundaki Serakip hattında Suriye yönetimine ait hedefleri vurduğu açıklandı. Yerel kaynaklar TSK'nın Serakip'te rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da Suriye ordusunun İdlib'e yaklaşmasını engellemek için yeni noktalar oluşturarak mevzilerini güçlendiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafedeki İdlib'in kuzeyinde yer alan Dana kasabasındaki mevzilerini güçlendirdi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan Harem kasabasındaysa sabah saatlerinde bomba yüklü araç patladı. Bir pazar alanında meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı. Yaralılar Harem kasabasındaki hastanede tedavi altına alındı. Türkiye'ye ABD ve NATO desteği ise sürüyor. Barış Pınar Harekatı sırasında Türkiye'ye uyarı üstüne uyarı yapan NATO'nun resmi Twitter hesabından "Türkiye NATO'dur, biz NATO'yuz" etiketiyle Türkiye'ye destek klibi paylaşıldı. Jet pilotu Esra Özatay tarafından seslendirilen klipte Türkiye'nin ittifaka sağladığı çeşitli katkılardan bahsedildi. Videoda müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. Hem bu değerleri hem de birbirimizi korumak için birlikte hareket ediyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. İttifaktaki ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekic'in Türk olmasından gurur duyuyoruz. Kendisi orduya katılmak üzere olan pek çok genç kadın ve erkek için ilham kaynağı olmuştur ifadeleri yer aldı. Sayın seyirciler, Almanya'dan gelen bir haberle şok olduk. Hanau kentinde Türklere ait iki ayrı mekana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5'i Türk, 10 kişi hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Alman saldırgansa evinde annesiyle birlikte ölü olarak bulundu. Avrupa'da Türk düşmanlığı zirve yaptı. Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki ayrı nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saat 22 sıralarında gerçekleşen olayda 5'i Türk, 10 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamaya göre ilk saldırı Haumark mahallesindeki nargile kafeye gerçekleştirildi ve 8-9 el silah sesi duyuldu. Yine başka bir görgü tanığı saldırganların koyu renkli bir arabadan ateş ettiklerini ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti. (Gülüyor) 43 yaşındaki Alman saldırgan olayın ardından saklandığı evde annesiyle birlikte ölü olarak ele geçirildi. 43 yaşındaki Alman saldırganın evinde aşırı sağcı ifadeler içeren bir mektupla saldırının sorumluluğunu üstlendiği bir itiraf videosu bıraktığı açıklandı.
invisible secret societies. Esen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Burt'se ilk belirlemelere göre saldırgan yabancı düşmanlığı sahikiyle hareket etti derken federal başsavcılığın da olaya ilişkin terör saldırısı şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum açıklaması yaptı. Almanya'daki saldırıyı değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yavaş yavaş etnik milliyetçilik ön plana çıkmaya başladı. Yarın Avrupa ülkeleri kendi içinde de bunu durduramazlarsa çatışma başlar. Bu çatışma Avrupa'yı çok büyük kaosa götürebilir dedi. Evet, Almanya'da gerçekleştirilen bu saldırı gurbetçilerimizdeki tedirginliği arttırdı. Olay yerine gelen Türkler artık camilere de gitmeye korkuyoruz derken saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Almanya'da Türklere ait mekanlara düzenlenen saldırıda 5'i Türk 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Hanau kentinde yaşayan gurbetçileri şok etti. Saldırıların ardından olay yerine gelen Türkler şunları söyledi. Hepimizin tanıdığı, hepimizin bildiği yerler. Herkes birbirini tanıyor burada. Türk olsun, Alman olsun, yabancısı olsun. Onun için ben biraz şaşırdım. Üzgünüm de. Tahmin ediyorum ki ölenlerin arasında Allah rahmet eylesin hepsine. Benim de tanıdıklarım var. Allah herkese rahmet eylesin. Bu işi yapanlara da akıl ve fikir versin. Olay ne? Bir çıktım dışarı ki beni götürmüş. Adam her tarafı dağıtmış. Hatta insan bir sevdiğim çocuk. 3 gün önce konuştum onunla ya. Artık camilere de gitmeye korkmaya başlarız. Oraya da böyle bir şey gelirse camiden 100 kişi götürürler. Cuma günleri 150 kişi götürürler. Abi mutlaka camiler, okullar, özellikle okullar ve camiler korunması lazım artık yani. Bu daha bir şey değil. Yani endişe duyuyorsun. Abi niye lan koşuyor? Hepsi ailesi var, çoluğu çocuğu var. Saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk'ten 4'ünün isimlerinin Gökhan Gültekin, Ferhat Ünver, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu olduğu açıklanırken saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Millet Kütüphanesi'nin açılışında konuştu. Öncelikle dün gece Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta Büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum. Koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz. Çin'de ölü sayısı 2120'ye çıktı. Vaka sayısı da 75 bine dayandı. Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, ülkesindeki salgınla ilgili önemli bilgiler verirken fitoterapist Dr. Hakan Özkul, koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2120'ye çıktı. Yapılan açıklamaya göre ülkede kesinleşen vaka sayısı 11.864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74.576'ya yükseldi. Japonya'daki virüslü gemiden de ölüm haberi geldi. 500'den fazla kişi de yeni tip koronavirüs COVID-19 virüsünün tespit edildi. Diamond Princess gemisinde yolcu olan 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek öldü. Böylece koronavirüsten Japonya'da ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Oldu. Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li de ülkesindeki salgınla ilgili bilgiler verdi. Şu anda bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda yeni tip koronavirüsünün yabani yarasada görülen koronavirüsüne çok benzediği anlaşıldı. Yabani yarasadan ilk önce başka bir yabani hayvana bulaşmış, o yabani hayvandan da insana bulaşmış olabileceği düşünülüyor. Aslında böyle bir süreç daha önce yaşanmış olan SARS salgını ve Orta Doğu'da görülen solunum salgınıyla aynı. Şu anda halen olağan çabayla aracı hayvanların neler olduğu Çin bilim adamları tarafından tespit edilmeye çalışılıyor dedi. Koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenleri ise fitoterapist Dr. Hakan Özkul anlattı. Korunma açısından bir kere el temizliği çok önemli.
Ne yapacağız el temizliğimizde? En az 20 saniye, hele ki kalabalık mekanlara gittiğimizde, hasta olan bir insanı veya hasta olan bir insanın hapşırdığı bir yere dokunduğumuzda en az 20 saniye elimizi yıkayacağız. Koronavirüs salgınına karşı henüz bir aşı geliştirilemediğini ifade eden Hakan Özkul şunları söyledi. Henüz zaten bu hastalığa karşı, viral bir hastalık olan bu hastalığa karşı da bir aşı ve ilaç geliştirilmediği için elimizdeki tek silahımız vücudun kendi direnci ve bağışıklık sistemidir. Tıbbi bitkilerin çok çok önemli etkileri var. Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de antiviral yani virüslere karşı etkileri olan bitkiler de var. Bunları da kullanmak önemli. Mesela çok sık bildiğimiz propolis arı ürünüdür. Özellikle hem bakteri virüslere karşı etkinliği bilimsel olarak ortaya konulmuş hem de vücut direncini ve bağışıklığını güçlendirmede çok önemli. Sarımsak, zencefil, kekik, mürver bitkisi antiviral etkileri olduğu bilinen bitkiler. Bunun dışında ginseng bitkisi, ashwagandha bitkisi, Japon madımağı ki Japon madımağı daha önceki enfeksiyonlarda yani SARS enfeksiyonunda Çin'de tedavide kullanıldı. Bunun gibi yeşil çay mesela yine aynı şekilde bağışıklık sistemimizi güçlendiren bitkiler içerisinde zencefil ve zerdeçal zaten her zaman saydığımız bitkiler. Sayın seyirciler, dolar yükselişini sürdürüyor. Altınsa her gün yeni rekorlar kırıyor. Haber bültenimizi piyasalardaki son durumla devam ediyoruz. Piyasalar hareketli. Döviz Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürüyor. Haber yayını hazırlandığı sırada dolar TL karşısında 6.10, euro 6.58, İngiliz sterlinde 7.84 seviyesinden işlem görüyordu. Altındaki yükseliş de sürüyor. Güne yeni tarihi zirvesiyle başlayan gram altın zirvesini 317.10 lira seviyesine taşıdı. Kapalı çarşıda çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını da 2128 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1616 dolardan işlem görüyor. Bu arada son dönemlerde artış gösteren altın fiyatları düğün hazırlığı yapan çiftleri olumsuz etkiledi. Daha önce 40 bin liraya alınan düğün takılarının kat be kat artması karşısında ne yapacaklarını şaşıran bazı çiftler düğünlerini ertelerken bazı çiftler de altınları kiralamayı tercih ediyor. Çoğu düğünleri ertelemek zorunda kalıyor. 3 ay 4 ay bu altın düşsün biz tekrar altınımızı alalım düğünümüzü yapalım. Bayağı bu konuda sıkıntı var bizim piyasada. 40 bin liraya düğünü komple yapabiliyordu altınları. Şimdi bu 3 kat olmuş. 150'den aşağı olmaz. En düşüğü yine de 150 civarında bu altın masrafı var. Zaten bu fiyatlar böyle yükseldikçe ister istemez onları da daha uygun alabiliriz diye tuzağa düşmesinler. Gezi davasından tahliye edilen Osman Kavala bu sefer de 15 Temmuz darbe girişimi kapsamındaki başka bir soruşturmadan tutuklandı. Cezaevinden çıkamadan gözaltına alınan Osman Kavala çıkarıldığı mahkemeden yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gezi davasından tahliye edilen Osman Kavala cezaevinden çıkamadan 15 Temmuz'dan yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Beraat kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başka bir soruşturma bulunduğu gerekçesiyle anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan gözaltı kararı verdi. Silivri cezaevinde gözaltına alınan Kavala İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kavala polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyeye getirilen Kavala Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklama istemli sevk yazısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini değiştirmeye teşebbüs suçundan soruşturma yürütülüp yakalama kararıyla aranmakta olan şüpheli Henry Berkey'in FETÖ-PDY'ye silahlı terör örgütünün ABD ülkesindeki onursal başkanlığını FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yaptığı Rumi Forum Vakfı'nın organizasyon komitesinde görev yaptığı, örgüt liderinin çalışmalarını tanıtmak için lobi faaliyeti yürüttüğü, darbe girişimi sabahında yurt dışından İstanbul'a geldiği ve doğrudan Büyükada'da Splendid Otel'e yerleştiği,
geçti. 18 Temmuz'da ülkeden ayrıldı. Şüpheli Osman Kavala'nın Henry Barke ile 18 Temmuz'da Karaköy'de bir restoranda buluştukları, bunun yanında yapılan iletişim analizlerinden de anlaşılacağı üzere darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının bulunduğu. Yine iletişim analizine göre şüpheli Osman Kavala'nın diğer şüpheli Henry Barke ile darbe girişimi öncesi 27 Haziran 2016 tarihinde önce Şişli'de şüpheli Osman Kavala'ya ait Menka Anonim Şirketi adlı iş yerinde, devamında da 30 Haziran 2016'da Diyarbakır'da bir araya gelerek PKK terör örgütü irtibatlı kişilerle buluştuklarının tespit edildiği kaydedildi. Osman Kavala çıkarıldığı nöbetçi 8. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. Rize'de 2 yıl önce Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasında şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. FETÖ bağlantısı tespit edilen saldırıyla ilgili 13 Şubat'ta da 20 kişi gözaltına alınmıştı. Görevi sırasında 2 yıl önce Rize'de makam odasında uğradığı silahlı saldırıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 2 yıl önce görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı ağır, Koruma Polisi Yiğitcan Köksal'ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcıoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon başlatıldı. Bir tane memur görüş gününe geliyor. İsmail. İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ bağlantılı bir şüphelinin ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenildi. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili geçtiğimiz 13 Şubat'ta FETÖ bağlantılı bir hücreye eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 27 kişiden 20'si yakalanmış, 5'inin cezaevinde olduğu hücre üyelerinden ikisinin yurt dışında firari olduğu belirtilmişti. Gözaltında bulunan iki FETÖ üyesi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu. Hindistan'da tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 20 kişi öldü. Avustralya'da tren raydan çıktı. Rusya'da ise kaza yapan araçlar birbirinin üzerine çıktı. Bültenimize dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Tır yolcu otobüsüne çarptı. Kaza Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde meydana geldi. Lastiği patlayınca kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 48 yolcunun bulunduğu otobüse çarptı. Kazada 6'sı kadın, 20 kişinin öldüğü belirtildi. Kazanın ardından tır şoförünün olay yerinden kaçarken 20 kişinin öldüğü yolcu otobüsü ise hurdaya döndü. Bu görüntüler ise Avustralya'dan. Sydney'den Melbourne'a giden yolcu treni raydan çıktı. 160 yolcusu bulunan trende 2 kişi hayatını kaybetti. Raylardan çıkarak devrilen trende kaç kişinin yaralandığı ise açıklanmadı. Rusya'da ise kaza yapan araçlar üst üste çıktı. Moskova'da yaşanan kazada arkadan gelen aracın vurmasıyla birlikte öndeki araca çarpan otomobil aracın üstüne çıktı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili bölge trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşanan kazadaysa iki araç yolda ilerlerken aynı anda yoldan çıkıp bir ağaca çarptı. Arkadan gelen araç öndeki aracın üstüne çıkarak durabildi. Bu görüntüler de Rusya'dan. Dağıstan bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği devrildi. Köylüler elektrikleri kesilince bir araya gelerek devrilen direği tekrar yerine koymak istedi. Yaklaşık 10 kişi elektrik direğini kaldırmaya çalıştı. Elektrik direği tam yerine oturmak üzereyken olduğu yerde yine devrildi. Elektrik direğine gücü yetmeyen köylüler devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Evet sayın seyirciler, yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Bir başka bültende buluşuncaya dek hoşça kalın. İyi akşamlar.